Bin odadan fazla sarayda oturmayı bırak artık ya. Erdoğan işini gücünü bırakmış. Murat kurum için oy peşine düşmüş. İnanılır gibi değil. Rezalet skandal ya. Berbat yönetiyorsunuz ya. Berbat. Sarayda oturmayı bırak artık. İstifa et ya. Zaten halk artık seni istemiyor ya. Ya benim insanım niye yüzü gülmesin? hepsini suratı asık evet, ya. Vatandaş seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyor? Merhaba. Öncelikle kolay gelsin. Ee, sizleri takip ediyoruz. Severek takip ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Vallahi bir seçim vardı. Seçim oldu bitti. Nasıl gelip geçtiğini anlamadık. Yani e tabii ki vatandaş sokak ortasında herkes diyordu Ekrem İmamoğlu kazanacak. E, ben de diyordum zaten. Hatta farkla alacak diyorduk. E, yanılmadık. Çünkü olup bitenlere bakıyoruz. Adam fark attı. Baya baya fark attı. Yani e, 2019'da da fark atmıştı. Ben biraz geçmişi de kısa bir konuşayım. 2019'da da Ekrem İmamoğlu ile Binan Yıldırım adaylardı. İşte Ekrem İmamoğlu'na dediler Yunan'dır, dediler Ermenidir, Yahudidir. Çirkin iftiralarda bulundular. Hatta dediler Binan Yıldırım mı? Katil Terörü, sisi mi dediler. E bir de adam ilk seç o 2019'da seçimde sadece Binan Yıldırım'a karşı mücadele etmemişti. Çok kuvvetli bir hafızaya sahibiz. Minan Yıldırım'a karşı, Erdoğan'a karşı, AKP'li bütün bakanlara karşı, milletvekillerine, valilere karşı. Şimdi bu seçime konuş. E, bu arada kimi sisici olduğunu da gördük. Kim e, Mısır'a sisinin katil teröristinin yanına gitti? İmam oğlum gitti yoksa ona o iftirayı atanlar mı? Erdoğan gitti Mısır'a katil teröristinin yanına gitti sarıldı. Sarıldılar öpüştüler. Değerli kardeşim sisi dedi. E bu sisi kimdir? Sisi Muhammed Mursi'nin katili. Müslüman kardeşler lideri Muhammed Mursi. Muhammed Mursi de Mısır Cumhurbaşkanıydı. Geldiler buna darbe yaptı. Erdoğan dedi ben darbecilere karşıyım. Bir de söylemedin bırakmadı ya. Dediğim gibi katil teröristi dedi. Hatta sizin gibi değerli güzel insanlar mikrofon uzattı Erdoğan'a. Dedi işte bir gün olur da katil teröristisi dediğiniz kişiyle görüşür müsünüz falan. Dedi hayatta ben yaşadığım sürece, nefes aldığım sürece ben o katil ile aşağılık insan, insanlı düşmanı insanla ben görüşmem. E, ne oldu? Gördük, gittin. Değerli kardeşim, katil terörist sisi oldu değerli kardeşim sisi. Dedi seni çok seviyorum, ben yakın zamanda seni Türkiye'mde sarayımda ağırlamak istiyorum. <laughs> e bunu şeyde de gördük. Esat olayında da gördük. Esat'la da Türkiye'de tatil yapıyordu yatlarda. İşte Alanya Bodrum Çeşme'de. Ondan sonra katil terörist sisi oldu. Katil terörist sisi oldu. Şey Esat oldu. E, şimdi tekrar Esat'la barışmaya çalışıyor. Adamlarını gönderiyor Esat'ın yanına. Esra diyor yürü git lan senle ne konuşacağım diyor sen kimsin diyor. E şimdi bu seçimi konuşursak 2019'daki seçimdeki gibi İmamoğlu bu defa Binali Yıldırım'a karşı değil de Murat Kurum'a karşı adaydı. Yani sadece Murat Kurum'a karşı mücadele etmedi. Yani yine Erdoğan'a karşı mücadele etti. Yine AKP'li 17 bakana karşı mücadele etti. Yine bütün AK Partili milletvekillerine valiler Murat Kurum için ya Erdoğan ülkeyi bırakmış Murat Kurum için oy peşine düşmüş ya. İnanılır gibi değil. Rezalet skandal ya. Ülkede o kadar sorun var. Asker polis cenazesi geliyor her gün. Kadınlar cinayete kurban gidiyor. Çocuklar taciz tezavuza uğruyor. Yani ülkenin o kadar sorunu var. Yani Erzincan'da bir buçuk aydır hala 10 tane vatandaşın siyanılı toprağın altında. Yani Erdoğan işini gücünü bırakmış. Murat Kurum için oy peşine düşmüş. Ya sen Erdoğan sen Murat Kurum'un cumhurbaşkanı mısın? Sen AKP'nin cumhurbaşkanı mısın yoksa Türkiye'nin cumhurbaşkanı mısın? Ahmet Necdet Sezer böyle bir şey yapmadı. Turgut Özal böyle bir şey yapmadı. Hatta AKP'li eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül de böyle bir şey yapmadı. Ama Erdoğan Binali Yıldırım zamanında Binali Yıldırım için o istiyordu. E bu seçimde Murat Kurum için o istiyor. Rezalet skandal ya başka bir şey değil ya. Onun dışında bütün bakanlar İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı işlerini güçlerini bırakmışlar. Murat Kurum için o istiyorlar vatandaştan. Ya kardeşim Erdoğan İçişleri Bakanı ya Erzincan'a gitsenize ya. Erzincan'a gidin Erzincan'a. 10 tane benim Türk'üm, vatandaşım bir buçuk aydır toprak altında bir buçuk aydır zaten hayatlarını kaybetmişlerdir. İlk günde ha hayatlarını kaybetmişlerdir de. Çünkü tonlarca siyanlı toprağın altında kaldılar bunlar. Ya milletin babası, milletin abisi, milletin kocası, milletin kardeşi toprak altında. Ya gitsen Erzincan ilçe kardeşim. Ya bu insanlar unutuldu artık haberlere bile çıkmıyor ya. Ya zaten yandaş medyayı izliyorsun. Rusya'dan bahsediyor. Amerika'dan bahsediyor. Putin'den bahsediyor. Trump'tan, Biden'dan bahsediyor. Ama yandaş kanallara bakıyorsun. Erzincan'da o siyanülü e, toprak kaymasında kalan insanları konuşmuyor. Çünkü bu Erdoğan'a etkileyecek, iktidara etkileyecek. O yüzden yandaş medya bunu konuşmuyor yandaş medya. Benim güzel ülkem, benim ülkem var ya, dünyanın en güzel ülkesi. Benim Türkiye'm, Anadolu'nun dünyanın en güzel yeridir. İnsanın da Türk insanın da vatandaşın da dünyanın en güzel insanıdır. Kurban olurum ülkeme de insanıma da. Ya 30 yıldır berbat yönetiyorsunuz kardeşim. Berbat yönetiyorsunuz ya berbat. Berbat yönetiyorsunuz. Yani görüyoruz neyin olduğunu biliyoruz. Ya iktidar olduğunuzdan beri her gün asker polis geliyor kardeşim. Her gün. Her gün ya. Ya geçen bir haftada 30 tane asker polis geldi ya. Suudi Arabistan lideri, lideri öldü. Erdoğan çıktı dedi Suudi Arabistan lideri öldü. Çok üzülüyor, üzüldüm. Dedi yaz ilan ediyorum Suudi Arabistan liderinden. E, Suudi Arabistan'da gördü, Gaz refineri gitti. Maç bile yaptırmadılar ya. Türkiye bayrandan rahatsız oldular. Atatürk'ten rahatsız oldular. Maç bile yaptırmadılar ya. Yani sen bu Suudi Arabistan liderinden için yaz ilan ediyorsun. Üzülüyorsun. Bir haftada benim 30 tane askerin polisin hayatını kaybetti. Yaz ilan etmedi. Her gün asker polis cihazı geliyor. Türkiye'de her gün 5-10 tane kadın cinayete kurban gidiyor. Çocuklar tajdis tecavüze uğruyor. Her meydanda metro metrobüs istasyonlarında seması bebeklerin standları var. Yani ilacı Zolgensma'dır 2 milyon dolardır, 60 trilyondur. Hepsi bizim çocuklarımız ya seması bebekler. Hepsi ileride bir öğretmen, doktor, asker, polis olacaklar, Vatanı millete hizmet edecekler. Ya bin, bin odadan fazla sarayda oturmayı bırak artık ya. Bırak zaten ülkemiz zengin bir ülke değil. Ülkemiz zaten fakir yoksul bir ülke. E zaten kendin diyorsun, kemer sıkalım. Diyorsun para yok, emekliye para veremiyoruz. Diyorsun asker ücretten fazla 17 bin paramız yok diyorsun. E o zaman bin odalı sarayda oturmayı bırak. Ya bin odadan da fazla da. Ben bir odayı diyorum. Yani 1150 oda herhalde. Hani 1150. Kardeşim 10 oda sana yetmiyor mu? Erdoğan 10 oda sana yetmiyor mu ya? 20 oda, 50 oda, 100 oda, 250 oda, 500 oda sana yetmiyor mu ya? 1000 odadan fazla sarayda oturmak da ne ya? Ya bir de çıkıyor. Diyor ki ben manda yoğurdu yiyorum, Kestane balı yiyorum. Ejderha meyvesi yiyorum. Ya bir vatandaş Türk halkı poça bile yemiyor. Poça poça. Poça yemiyor insanlar ya. Poğaça yemiyor. O manda yordu. Kestane bal, ejderha meyvesinin parasını getir sema bebeklere ver. Onların tedavisini yaptır. Tamam mı? Ne ilacı Türkiye'de var ne tedavisi var? <laughs> 60 trilyondur. <laughs> Emekli bir aile nasıl bunu karşılasın? <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Sarayda oturmayı bırak artık. İstifa et. Ya zaten halk artık seni istemiyor ya. İstemiyor. Seçimde gördük. Her yeri kaybettiler. Her yeri. İstanbul'u kaybettiler. Ülkenin başkenti Ankara kaybettiler. İzmir'i kaybettiler. Antalya, Adana, Mersin. Yani her yer kaybettiler ya. kendi kalelerini bile kaybettiler ya. Adıyaman kalelerdi. Adıyaman'da bile hezimete uğradılar. Fark yediler ya. Her yere kaybettiler. Her yeri. Kiliste kalelerdi. Kiliste de kaybettiler. Sadece bir iki tane, dört beş tane yeri kazandılar. Onları da zaten çok az farkla kazandılar. E bir de medyaya da bir sürü videolar şey işte hile mile yapıldı falan deniliyor. Ya artık insanlar bıkmış bıkmış. Bıkmış ülkem her konuda berbat yönetiliyor. Berbat. Ülkeme kurban olurum. İnsanıma da kurban olurum. Avrupalılar ülke ülke gezerken benim insanım Halk Ekmek Kulübesi'nde sırayla beklemeyecek. Askıda ekmek sırasına giriyor insanlar. Anladınız mı? Askıda ekmek. Gidin Eminönü'nde iftar çadırı var. Eminönü'de. Ekre İmamoğlu'nun kurmuş olduğu iftar çadırı var. Binlerce insana iftar için yemek veriyor sağ olsun Ekre İmamoğlu. Aynısını Bajar Meydanı'nda da yapıyor. Ya gidin 5 kilometre 10 kilometre sıra var ya. 5 kilometre 10 kilometre sıra var. Bu insanlar durumu iyi olsa zengin olsa evlerine giderler. Kral sofrası hazırlarla ailecek yemekler. Karı koca çoluk çocuklarla beraber yemek yerler. Yani millet için sıraya giriyor? Ya benim insanımın hepsi surata asık ya. Hepsi. Kimi yüzü gülüyor ya? Ya benim insanın niye yüzü gülmesin? Hepsinin surata asık ya. Her evlilik var ya daha birinci yıl dolmadan bitiyor. Yazık değil mi ya? Bazen de çoluk çocukları var, evlilikler bitiyor ya. Hepsi ekonomik, ekonomik, ekonomiden dolayı. Yani. Güzel kardeşim, dedim ki bir dolar olmuş 30 TL, bir, bir euro olmuş 30 TL. 30 gün boyunca çalışıyoruz, asker ücret kirayı yetmiyor. Kirayı yetmiyor, yetmiyor. Ha, ki burası Bakırköy Meydan. Ha gidelim şu daireye. 20 bin, 30 bin TL ya. 20 bin, 30 bin TL de aşağı değildir. Daha fazla. Abi. Bakırköy, Yeşilköy, Florya, Etiler, Bebek. 50 bin, 100 bin kiralar ya. O 20 binden aşağı değil dediğim yerler de Bağcılar, Esenler. O da Bodrum kat, bir artı bir falan. Hatta gidin Bağcılar, Esenler gün gören birinci, ikinci, üçüncü katı sorun. Orada bile 20 binden fazla ya. E biz ne kadar alıyoruz? 17.000 TL. 17.000. Yani haftan altı günü çalışıyoruz. Hatta 7 günü çalışıyoruz. Sabahtan akşama kadar 30 gün boyunca çalışıyoruz. Aldığımız para 17 bin TL. Zaten devleti kurumu Türkiye İstatik Kurumu. TÜ. O bile diyor ki yoksulluk sınırı 52 bin TL. Bunu söyleyen devletin kurumu Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK. 52 bin TL. Şu an zaten asgari ücret 52 bin TL bile olsa gene insanlar gene yetinemiyor gene ya. Gene insanlar fakir, yoksul, gariban oluyor. 52 bin bile olsa. Ya kalmış ki 20 bin TL bile değil ya. 17 bin TL. Benim emeklim benim emeklim 40-50 yıl boyunca çalışıyor. Benim Türk insanım, vatandaşlarım 40-50 yıl boyunca çalışıyor vatana millete hizmet ediyor. Tekstillerde, fabrikalarda, inşaatlarda, madenlerde. Çalışıyor 40 yıl boyunca. 70 yaşına kadar çalışıyor. Aldığı para 10 bin TL ya. 10 bin TL. Bir de 3 defa zam yapılmasına rağmen daha 10 bin TL. Yani Erdoğan çıkıp diyor ki asker ücretler 17 bin TL geçinebilir. Emekli 10 bin TL geçinebilir. Buna hak görüyorlar vatandaşa. Erdoğan sen de 17 bin TL al. Tamam mı? Sen de 17 bin TL al. Sen de 10.000 TL al. Bakayım sen geçinebiliyor musun? Hadi davet ediyorum seni. Yerlisin, millisin ya. Sen de hadi 10.000 TL al maaş. Geçinebiliyor musun? Yani Avrupa ülkelerin cumhurbaşkanlarına Ya son olarak şunu söyleyeyim. Son olarak şunu söyleyeyim. Kad... Ben bu arada kadın cinayetlerini durduracağız platformu ee, gönüllüsüyüm. Yani dediğim gibi... Yani benim ülkemde her gün kadınlar cinayette kurban gidiyor. Özge Can Arslan, Münevver Kalabulu, Karabulut, Emine Bulut, Pınar Gültekin, Şule Çet ve niceleri, niceleri. 20-30 yıldır berbat yönetiyorsunuz, yaptığınız hiçbir şey yok ya. Terörü bitirdiniz mi? Terörü bitirdiniz mi? Yok. Her gün asker polisi geliyor. Her gün kadın cinayetleri oluyor. Her gün çocuk taciz tezaviz olayları oluyor. Her gün dediğim gibi dolar uçmuş, euro uçmuş, enflasyon uçmuş. Yani diyorlar yol yaptık, köprü yaptı. E 20-30 yıldır tabii yol köprü yapacaksın. İşin ne? Bir de babanın parasıyla mı yapıyorsun? Vatandaşın parasıyla yapıyorsun. E bir de biz bizim paramızla yapıyorsun. O yoldan köprüden geçiyoruz. Ayrıca yine dünya kadar bizden para alıyorsun. Müteahhitler kazanıyor. Bizim cebimizden giriyor. Böyle bir şey var mı ya? Yani son olarak şunu söyleyeyim. Yani zaten Murat Kurum var ya. Dediğim gibi ekre Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'dan her konuda 100 kat, 1000 kat daha üstünde donanımlıydı. Ek, Murat Kurum, Ekre İmamoğlu'nun zaten muhtar bile olmazdı ya. Murat Kurum'dan muhtar bile olmazdı. Hatta Aza bile olmazdı. Aza. Murat Kurum'da var ya muhtar da olmazdı. Aza da olmazdı. E gördük zaten seçimde. Gördük yani. Gördük. Gördük. E, zaten Murat Kurum var ya Ekre İmamoğlu getir götür işini yapardı ancak. Getir götür. Yani çay getir, çay götür. Çocuğum evladım çay getir, çocuğum evladım çay, çocuğum, evladım, çay götür. Ancak bunu yapardı. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu seçimi Türkiye kazandı. Türk halkı kazandı. Benim güzel ülkem, güzel insanım kazandı. Amerika, İsrail kaybetti. Amerika, İsrail destekçileri kaybetti. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet.